Bismillahirrahmanirrahim. Bu videomuzda Arapça mazi, muzari, fiil çekiminin şablonu buna değinmeye çalışacağız. Aynı şekilde ilgili fiile ilgili zamiri getirmeye değineceğiz. Bu videoda mazi fiil çekimi, muzari fiil çekimi, zamirlerin çekimleri isim işaretlerin çekimleri. Bunları bulabilirsiniz. Yani hem fiil çekimi hem de isim çekimi var. Zamirler isim grubuna ait kelimelerdir. Evvela resimde olan bu yapı yani bu nedir? Sağ elinizin iç yüzünü dış tarafını değil iç yüzünü avuç içine sağ elinizin avuç içini yüzünüze doğru çevirerek baktığınızda gördüğünüz resimle de aynıdır değil mi? Yani şu sağ elinin baş parmağıdır. Bu en küçük parmak, yanındaki parmak, ortanca parmak ve işaret parmağı. Sağ elimizin iç yüzüne bakıyoruz. Tamam. Fiil çekim yapılırken Arapçada bu nedir? Bir şablondur. Buradan yararlanılır. Eskiden tesbih daha yaygın kullanılmaktaydı. Günümüzde korona günlerinde özellikle tesbih ikinci plana daha çok atıldı tesbihten öte, araç gereç olarak o tesbihten öte, insanlar şu anda daha çok elleriyle yani parmaklarıyla Subhanallah, Elhamdülillah bu cümleleri kurmaya başladılar. İşte tesbih çekerken parmağınla yani, şurada ne yapıyorsun? Şuraya dokunuyorsun. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Kısacası baş parmak hariç olmak üzere, diğer dört parmağın her birinin en alt kısmı bir birim, bir bölüm, ikinci kısmı yine bir bölüm. Bir de en üst kısmı var değil mi? Subhanallah çekiyorsun. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillah. Bu şekilde tesbih çekebiliyoruz. Aynısı Arapçada da var. Tesbih çekmekle alakalı yani. Şimdi diyoruz ki biz bir kere baş parmak hariç ama şu an sadece dört parmağı dair konuşuyorum her parmağın en alt kısmı nedir? Müfrettir. Yani tekildir. Yani tek bir varla işaret eder. Önce bunu anlayalım. Ortalar tesniyedir. Yani ikildir. İki tane varlığa delalet eder. En üstler cemidir. Yani çoğuldur. Üç ve daha fazlasına işaret ediyor olabilir. En altlar müfret yani tekil, ortalar tesniye, üstler cemi şu an görmekte olduğunuz bu tabloyu yani dileyenler ne yapabilir? Şu anda bir A4 kağıdına çizebilir. Videoyu durdur. Aynen çiz. Olabilir. Bak burada müfret yazıyor. müdeker yazıyor. müdeker eril demek. Gaip yazıyor. Üçüncü şahıs. Yazılar okuyalım. Tesniye ikil yani. müdeker eril gaip üçüncü şahıs, üçüncü şahıs, gayb yine üçüncü şahıs, cemi yani çoğul, müdekker yani eril, gayb yani üçüncü şahıs. Burada yazanları tek tek okuduk. İkinciyi okuyalım. Gaybe yine üçüncü şahıs. Hani emin erkek adı ise emine kadına adı nasıl kullanılıyorsa, hüsnü erkek adı ise hüsniye kadına adı olarak kullanılıyor. Kemal Sunan'ın filminde geçiyor değil mi? hüsnü hüsnüyü elde etmek için bayağı bir çaba sarf ediyor. Üç kağıtçı Cemal ile zaman geçiriyor. Müfret müennes dişil demek. Gaibe, gaip lafzının müennesidir. Sonuç olarak üçüncü şahıs demektir. Ama kadın için kullanıldığından gaibe diyoruz. Erkek için kullanılana ise gaip diyoruz. Tesniye müennes gaip. Tesniyedir, dişildir, müennestir, pardon. E, Tesniyedir, ikil yani müennestir, dişil, gaibedir, üçüncü şahıs. Cemi yani çoğul, müennes yani dişil, gaibe yani üçüncü şahıs. Üçüncü şahıs ne demek? Üçüncü şahıs, ben de hitap etmediğin, sen de hitap etmediğin kişilerdir. Üçüncü şahıs Türkçe dil bilgisinde bir konu değil mi? O, o ikisi onlar diye bahsettiğin kişilerdir. Yanında bulunmayan, uzaktaki kişi üçüncü şahıstır. Yani gaiptir. Özetleyelim. Bu iki parmakta geçecek olan her bir kelime nedir? Üçüncü şahıstır. Kabaca ona gâip parmaklar diyoruz. Her ikisi nedir? Gâip parmaktır. Detayına girersen en küçüğü gaip, yanındaki gâibe ga ama genel olarak bakarsan gayb parmaklar burada gayb kelimeler yer alacak. Diğer iki parmak ortanca ve işaret parmağına baktığımızda bunların başına muhatap yazmıştır. Seni muhatap olarak alıyorum almıyorum. Muhatap ikinci şahıs demek. Sen, siz ikiniz, sizler. Bu defa o değil. Mesela sen yanıma gelir misin? Sen yardım eder misin? Sen ne zaman gideceksin? Bu gibi cümleler için bu kalıp kullandır. Gayipte ise o ne zaman gelir? İki saattir onu bekliyorum. O dersine çalıştı mı? O tam bir yalancı. İşte o diyeceksen burası, sen diyeceksen burası kullandır. Yine kelimelere bakalım. Yine müfret, 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 tekil demek. Mühendis, dişil, müdekker, eril. Muhataba, muhatap. Burada muhatap yazıyor. Burada muhataba. Ne gibi? Gaib, gaibe, muhatap, muhataba. Yani emin, emine, hüsnü, hüsniye gibi değil mi? Yani buradaki emellerin hepsi geçti. Hepsi bildiğiniz kelimeler. Sıra geldi başparmak kısmına. Buraya ne diyor? Nefsi mütekellim parmak denir buraya. Nefs kendi demektir. Mütekellim konuşucu, konuşan konuşan kişinin kendisi. Yani sen ben veya biz ikimiz veya bizler artık 10 kişi de olabiliriz, 100 kişi de olabiliriz. Ben, biz diye bir cümle kuracaksan onlarla başlayan veya belki ortada kullanırsın. Başlaması gerekmez. Sonuç olarak ben diyeceksen veya biz diyeceksen o kelimeyi bu kalıplarda kullanman gerekir. Bu da kendi içerisinde ikiye ayrılmış. Bak üçe değil nefsi yani kendi mütekelli nefsi mütekellim konuşanın kendisi vahde yalnızca sadece eğer ben diyeceksen senin kelimen çekimde burada yer alır nefsi mütekellim konuşan kişi ama ma'a ma, a, ma a, beraber demek el gayr başkası başkasıyla beraber konuşan kişinin kendisi yani ben ve arkadaşlarım, ben ve ailem. Yani biz, biz birlikte güçlüyüz. Biz diyeceksen senin kelimen burada yer alır. Ben diyeceksen burada yer alır. Peki parmaklara şöyle de bakabilirsin. Müzekkerdir bu parmakta yer alacak olan her bir kelime. Zaten yazıyor bak müzekker, müzekker, müzekker. Hemen yanında müennes gelir. Peşine tekrar müzekker, tekrar müennes. Tekrar edelim. Müzekker, müennes, müzekker, müennes. Bir ondan bir bundan böyle gidiyor. Baş geldiğinde ise müzekker, müennes diye bir ayrım yok görüyorsun. Müzekker, müennes yazmıyor. Çünkü ben diyen kişi bir kadın da olabilir. Bugün Ayşe de ben ödevime çalıştım diyebilir. Ali de ben ödevime çalıştım diyebilir. Dolayısıyla cinsiyete göre farklı bir yazılış sahip değildir. Nefsim tekelliğinde yer alacak olan kelimeler cinsiyete göre farklı yazılışa sahip değildir. Müzekker içinde, mühendis içinde ortak kullanılır. Nefsim tekelli mahde ve nefsim tekelli mali gayr. Her ikisi de müzekker ve mühendis için kullanıma elverişlidir, ortaktır. Bir yazılış değişikliği yoktur. Oysa ki sen diye hitap edeceğin kişi Ayşe ise... Ona bu parmaktaki kelimelerden birini kullanmalısın. Sen diye hitap edeceğin kişi Ali, Veli, Hasan, Hüseyin ise bu parmaktan bir kelime kullanman gerekir. Eğer o diyeceğin kişi kadınsa yani o diyeceksin. O yarın gelir mi? Hangi o? Ayşe mi, Ali mi? Eğer Ayşe'yi kastediyorsan o derken kelimen burada yer alacak. Müennes parmaktır. O derken Ali Veli yani müzekkeri kastediyorsan senin kelimen burada yer alacaktır. İnşallah anlaşılıyor. Yazılı zaten görüyorsunuz. Müfrettir, müzekkerdir, gaiptir. Müfrettir, müennestir, gaibedir. En altlar müfret, ortalar tesniye, en üstler cemi. Müzekker, müennes, müzekker, müennes. Böyle ayrım var değil mi? Gaiptir yani o, o ikisi, onlar. Muhataptır yani sen, siz ikiniz, sizler. Bir ayrım yoktur. Sadece alt kısmı müfrettir. Ben manasına gelir. Üst kısmı ise çoğul manası vardır. Biz dersin. Biz derken tesniye de olsan, iki kişi de olsan biz dersin. Cemi de olsan yani üç de olsan, bin kişi de olsa yine de biz dersin. Bu, bu, şekilde peki bu anlattığımız ne yani hayal ürünü mü? Bu şudur. Fiil mazi malum. Nasara fiilinin çekimini yapıyorsun mesela. Nasara fiilinin çekimini yap bakalım. Burada Nesara burası ezber konusu yani az önceki tabloyu öncelikle anlaman gerekir. Hemen anlamamış olabilirsin. Videoyu başa al. Şurayı tekrar dinle. Burası fiil çekiminde temeldir. Fiil çekiminde temeldir. Burayı anlarsan bunun üzerine yüzlerce fiili yerleştirerek yüzlerce fiil çekimi yapabilirsin. Anlaşılmayan bir yer olursa da sorulabilir hemen videonun altına yazılabilir, mail atılabilir. Anlamanızı önemseriz. Nesara müfrettir. Peki nasıl mana vereceksin? Nesara yardım etti demek. Kim etti? Bir erkek. Niye bir diyorsun? İki deseydin. E müfret ya burası. Niye erkek dedin? E müzekker ya burası. Etti diyor. Ettin demedi. E çünkü gayiptir. Değil mi o kalıp? Bu kalıp neydi? Müfrettir. O yüzden bir dedi. Müzekkerdir o yüzden erkek dedi. Etti o yani. Etti sen olur mu? Gayiptir. O yüzden üçüncü şahıs olarak etti diyor değil mi? Nasara yardım ettiler iki erkek. Yardım etti iki. Niye iki dedi? E, tesniye çünkü ortanca kalıp tesniyeydi. Unuttunuz mu? Bak ortası tesniye. İkil demek değil mi? Cemi çoğul demek. O yüzden iki erkek dedi. Nasaru yardım etti. Erkekler cemidir. Nasarat yardım etti bir kadın. Nasarte sen yardım ettin bir erkek. Nasarti yardım ettin bir kadın. Yardım etti bir kadın, yardım ettin bir kadın. Ti, tin ne fark var? O geldi, o çalıştı, o baktı sen baktın, sen çalıştın, sen anladın. Yani üçüncü şahıs ile ikinci şahıs arasındaki farkı biliyor olmalısınız. Cemiler var, yardım ettiğiniz kadınlar, yardım ettiler kadınlar, yardım ettiğiniz erkekler, yardım ettiler erkekler, o erkekler. Nasartu ben yardım ettim, kadın da olsan, erkek de olsan ben yardım ettim dersin. Nasar'a yardım ettik kadın da olsan erkek de olsan fark etmez bu şekilde yazılır Burada Nasar'a fiilinin çekimi yapıldı Sen aynısını başka fiillerden mesela bunlardan da yapabilirsin ne var burada febete Febete'yi yap Nasıl yapacaksın Febete Ne demekmiş Sabit olmak Sebete, Sabit yani sağlam oldu Sağlam oldu kim? Bir erkek sağlam oldu. Sebeta sağlam oldu iki erkek. Sebetu sağlam oldu erkekler. Sebetet yardım etti bir kadın diyor. Demek ki neydi bizim fiilimiz? Sağlam oldu bir kadın diyeceksin. Bu şekilde devam ediyor. Başka bir fiile bakalım. Setara örtü. Setara örtü bir erkek. Setara örtü iki erkek. Seteru örtü erkekler. Seterat örtü bir kadın. Seterata örtü iki kadın. Seterne örtü kadınlar. Kadınlar örttüler. Seterte sen örtün bir erkek. Setertuma tuma. Siz ikiniz örttünüz iki erkek. Seter tüm siz örttünüz erkekler. Seter ti sen örttün bir kadın. Seter tuma siz ikiniz örttünüz İki kadın için. Seter tunne siz kadınlar örttünüz. Seter tu ben örttüm. Seter na biz örttük. Tağibe yeter bu. Ta ye çekebilirsin. Yoruldu demek. Ta'ibe yoruldu bir erkek. Ta'iba yoruldu iki erkek. Ta'ibu yoruldu erkekler. Ta'ibet yoruldu bir kadın. Ta'ibe ta yoruldu iki kadın. Ta'ib ne? Öyle miydi bakalım? Evet, taibine Doğru. Ta'ib ne? Örtü. Pardon. Yoruldu demekti değil mi? Yoruldu kadınlar. Başka bir fiile geçelim. Mesela cehade, inkar etti demek. Biraz da buradan çekelim. Cehade, cehada, cehedu. Böyle devam ettiğinde cehade te. Sen inkar ettin bir erkek. Cehade te, sen inkar ettin bir erkek. Cehade ti, sen inkar ettin bir kadın. Cehade tüma, siz... Siz inkar ettiniz iki kadın. Sen inkar ettin bir kadın. Siz ikiniz inkar ettiniz iki kadın. Cehad tünne siz kadınlar inkar ettiniz. Burada çeşitli fiiller var. Ben birkaç tanesini göstermeye çalıştım. Yani fiil çekimini neye göre yaptın? Şimdi müfrette kelime yalın halde yazılı. Nasara. Sende ne var? Nasaran yanına ne koyabilirsin yani? Sebete yazabilirsin buraya. Besada, setara, ta'ibe, behula fark etmez her biri. Şuradaki 10 fiilin, 10 maddenin ilk kelimeleri yani. Her biri ne yapabilirsin? Yazabilirsin. Yani şunları. Oldukça kötü çizdim ama ilk kelimeleri yani şuraya yazabilirsin. Peki üstte ne yazmalısın? Alttaki kelime ile üstteki kelime arasındaki farklılık ne? Bak üstteki kelimeye bir elif eklemişler ama hareketsiz tabi. Elif zaten hareketsizdir. Nasara. aynı Nasara yazmışlar. Yanına bir elif koymuşlar. Elifi koyarsan ne olur o? Tesniye olur. Nasara. O zaman sen oraya gelip örneğin e, ne koysak oraya biz? Geri Taybe'yi koyarsan buraya üstte ne olur? Taybe'nin yanına bir tane elif eklerler. Tayba olur. Tesniye elde etmiş olursun. Nasara kök aynı harf olarak sadece ra'ya ötre koymuşlar. Cem'i müzekkerde hep ötrelenir kelime. Nasaru o zaman ta'ibe ta'i bu vavil elifi koyuyorsun yine. İstersen fekule ele al. Fekule fegu la fegu lu fegu let fegu ta Kısacası değişken nedir? Zaten kırmızı olarak belirtilmiş yani değişen şeyler. Harf olarak nun, sat, ra her birinde var. Değişen şey her neyse işte t olmuş. Burada t var, burada t var. Burada t var sakin, burada fethalı, burada esreli. Burada tuma eklenmiş, tuma eklenmiş. Burada ta eklenmiş. Nasar tuma, nasar tuma. Bakın bu iki kalıp aynı yazılıyor. Muhatap parmaklarda. Ee, muhatap parmaklarda müzekkerin de müennesin de yazılış aynı tesniyede. Nasar tuma, nasar tuma. Aynı yazılır, aynı çekim yapılmaktadır. Cümlenin akışına bağlı olarak burada müzeker mi, mühendis mi, her ne kullanıldı cümlenin akışına bağlı olarak cümlede Ayşe'den Fatma'dan mı, Ali'den Hasan'dan mı bahsediliyor? Cümle içerisinde kullanıldığında bu kelime an itibariyle müzeker mi, mühendis mi, ne için kullanıldığı o cümlede belli olur. Yani bir karışıklık meydana gelmez demek istiyorum. Mazi çekimi böyle görüldüğü üzere e, değişen şeyler sonunda belirtilmiş zaten. Mazi fiil yardım etti. Bak hep t diye biter. Mesela yardım etti. Sbt nasıl dersin? Sabit oldu. Çünkü dili geçmiş zamandır. T, ti, du, du diye biter yani. Yardım etti. Yazdı. Bak Tı uçtu kaçtı yazdı çizdi suyu mesela içti yani içiyor bakıyor anlıyor anlar bakar çözer veya çözecek bakacak kaçacak gibi bitmez. Yor ile bitmez er ar ile bitmez ecek acak ile bitmez onu demek istiyorum mazi fiil, geçmiş zaman fiilidir. Geçmiş zamanla alakalı ayrıntı yine Türkçe dil bilgisinde de bakılabilir. Biraz da muzari fiil çekimine bakmak istiyorum. Şehri muzar malum yardım eder. Tabi bu fiillerin meçhul çekimi de var. Yani biz meçhule girmiyoruz. Çok detaylı bir fiil çekimi değil bu. Giriş seviyesi olarak başladım. Malum diyoruz. Bunun meçhulü de var. Konumuz meçhul değil şu an için. Bir muzari fiil nedir? Geniş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman bu zamanları ifade edebilmek için muzari fiilden yararlanırız. Muzari fiil bu üçünden birine denk gelir, delalet eder. Muzari fiil nereden tanırsın? Mazinin başına mazi neydi? Ne? Sara olarak karşımıza çıktı az önce. Önce yapılışını anlatayım. Muza mazi fiil örnek olarak az önce ne verdi? Nasara çekimi yapıldı. i̇stersen yani bir tane de Sbt yazalım. SBT. Bir örnek daha verelim. Ne vardı buradaki örneklerimizden? Taybe örnek vereyim. Taybe çok güzel yerinde bir örnek oldu. Birazdan anlayacaksınız ne dediğimi. 3 tane fiil var. Üçü de mazi. Muzar yapmak istersen ne yaparsın? Bak muzari fiil. Nasara ne olmuş? Yen sur olmuş. Yani başına ya harfi eklenmiş. Ya eklenmiş. Ya eklenmiş. Ha demek ki mazin evveline şuraya yani gelip bir tane ya eklersen tabi nunda fetha vardı. Sukuna dönüşüyor değil mi? Satta fetha vardı. Zammeye dönüşmüş. Yani su. Rada fetha vardı. Zammeye dönüştü. Yani suru oldu hareket değişiklikleri var. Hareket değişikliği olur. Özellikle ortanca harfin hareket değişikliği çok fazladır. Feta, estre, zamme hepsi olur. Sonunca harf zaten zamme gelir. Farklı bir etken olmadıkça. Bu konu geniş sarf konuları, irap konularıyla da alakalı. Onlara girmek istemiyorum şu an için. Çünkü başlangıç seviyesine göre bir şey anlatmayı düşünerek başladık. E, ee, mazinin başına ne ekliyorsun? Ya ekliyorsun. Bu şekilde ne olmuş oluyor? Muzari elde etmiş oluyoruz. Bak ya eklenmiş. Nasara. Bak de değişen harf ya gelmiş. Ya gelmiş. Ya. Burada ise gaybe parmakta ta eklenmiş. Tabi cemide yine ya var. Buralara bak yine ilk harf olarak ta var. Ta var. Ta var. Buraya geldiğimizde nefsim tekelim kalıpta. Elif var. Aslında hemzedir de elif diyorum bakma. Burada da nun var. Yani kök harfi olan nasara, üç harfi nun, saat, ra. Bu üç harfe ilave olarak ne eklendi diye bakıyorum. Kelimenin evveline ya harfleri, ta harfleri, yine ta, yine ta. Ve elif nun eklenebiliyormuş. Yani diyoruz ki biz mazinin evveline e, t, yine dediğimiz Eteyne ezberlemek için yazılır. Eteğine yani hemze, ta, ya ve nun. 1, 2, 3, 4. Bu 4 tane harf mazi fiili muzarileştirir. Muzariye çevirmek için kullanılır. Muzariin evvelini ekledim. Sebete muzari yap nasıl yaparsın? Yes butu yaparım. Başına ya eklerim. Yes butu olur. Veya ta eklerim. Tes butu. Veya hemze. Değil mi? O da olabilir. Şurayı elde edebilmek için veya nun eklerim şuradaki kalıp için. Değişen harflerden bahsettim. Peki muzare fiil çekim yapacaksın. Yen yardım eder. Yardım ediyor. Kim? Bir erkek. Niye bir kadın değil? Oldurun bir kadın. Burası neresi? Burası müfret, müzeker, gayb kalıbı. O yüzden yardım eder bir erkek diyoruz. Yansur'a yardım eder iki erkek. Yansur'una yardım eder erkekler. Niye erkekler diyorsun? Burası cemi kalıbı. Niye erkek? Müzekker kalıbı. Niye eder falanca diyorsun? Edersin demiyorsun. Eder o kişi de edersin sen demiyorsun. Çünkü gayb kalıbı. Her birinin cevabı var. İlk resmimiz çok önemli yani. Kalıp ezberi. Tensuru yardım eder bir kadın. Bu kalıp neresi? müfret, müennes, gaibe, tensurani, yensurna, tensuru, tensurani, tensuruna, tensurine, tensurani, tensuruna, ensuru, nensuru, ensuru, ben yardım ederim, nensuru, biz yardım ederiz. Eklenen harfler belli değil mi? Hemze eklenebilir, ta eklenebilir, ya eklenebilir, nun eklenebilir. Ama hangi harf nerede ekleniyor? Bu çok önemli. Değil mi? Bak şimdi taybe. Taybe ne? İlk harfi ne? Ta. Muzaridir diyebilir misin? Diyemezsin. Niye? Ta almış bak. Tamam da ta hangi kalıpta olmalı? Ta'nın şu kalıplarda olması lazım. Şurası hariç olmak üzere. Bu kalıplarda olması lazım. Oysa ki senin taybe fiilin şu kalıptır. Ta almamalıydı. Ya, almış. Buradaki ta mazi harfidir. Muzara harfi, muzari alameti değil yani. Kelimenin orijinal harfidir. O yüzden onun muzari olduğuna delalet etmez. Farklı bir fiil çek. Fetaha yeftahu. Yeftahani yeftahuna. Yeftahuna ver manayı. O erkekler açarlar. Eftahu kim açar? Ben açarım. Niye o açar demiyorsun? O açar belki. İyi de burası nefsim mütekellim vahde kalıbıdır. Nefs kendisi mütekellim konuşan, konuşan kişinin kendisi. Konuşan kişinin kendisi bendir yani ben diye konuşur. Mazi muzari çekimi ile alakalı kısaca bunları söyledik. Şimdi aynı kalıptan zamir geçmeye çalışabiliriz. Nasıl olur? Şöyle olur. Şimdi burada zamirler var. Görmekte olduğunuz bu kitap, bu pdf. AÖF yayınlarına ait. Çekim burada şu şekilde verilmiştir. Hüve, huma, hum. Hüve nerenindir? Hüve'yi nereye yazarsın? Şuraya yazarsın. Müsrettir, müzekkerdir, gaiptir. Hüve. Zaten söylüyor bak. Gaiptir. Yani üçüncü şahıs demek gaip. Hemen vermiş manaya. Gaibedir yani üçüncü dişil şahıstır. Muhatap ne demek? İkinci eril şahıs. Muhataba ikinci dişil şahıs. Mütekellim Birinci eril olsun, dişil olsun. Birinci şahıstır sonuçta. Yukarıda hemen müfret yani tekil, tesni yani iki, cemi yani çoğul. Aşağıya doğru, sağdan sola doğru. Burada ne var? Bir tablo var. Tablo üzerinden anlatalım yani tabloyu anlayan olabilir, anlamayan olabilir. Diyoruz ki, gayip yazmış buraya. Ne demek? Bunların bu nedir? Gaiptir, gaiptir, gaiptir demek. Tamam mı? demek o demek. Bu sütunda yer alan her kelime gaiptir demek. Çizdiklerim. Gaibe demiş. Gaibedir bu. Bu da gaibedir. Bu da gaibedir. Muhatap demiş. Muhataptır. 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 Peki şimdi muhataba diyor. Muhatabadır. Muhatabadır. Muhatabadır mütekellim diyor. Mütekellimdir. 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 Bunun dışında bir şeyler daha diyor. O da ne? Diyor ki müfretler hangileri müfret? Şunların hepsi nedir? Müfrettir. Tesniyeler demiş. Bunların da hepsi tesniyedir. Cemi demiş. Bunların da hepsi cemidir. Son mütekellim kalıba baktığında ene ben demektir. Manaya bakarsan ben müfrettir zaten biz ikimiz dediğine göre tesniyedir. Nahnu için biz manası yani cemi manası da verilir. O zaman cemidir bu da. Bu kalıbı anlamak lazım. Bunu ya bu şekilde anlayıp ezberleyeceksin ya da gelip hüve humahum yazıyor ya. Ne yaparsın? Geliriz sonu buraya hüve, buraya huma, buraya hum yazarsın. Hiye huma hunne yazarsın. Eğer bu tabloyu anladıysan buraya yaz. Ezberlemeni kolaylaştırabilir. Devamında. Neredeydik? Şuradaydık. Ee, ne var? Ant entuma entum. Ente. Entuma entum. Enti. Entuma entunne. Ene. Nahnu. Nahnu. İki tane nahnu vardır. Ene. Burası. Nahnu tesniye manasında biz olabilir. İki kişisin, biz dersin. Çoğusun belki yine nahnu dersin, yine biz dersin. Zamirleri de buraya yerleştirirsek, müfret, müzekker, gayb, parmak çekim yaparsan daha kalıcı olabilir. Bu bir metot. İsmi işaret çekimi için Arapça sitelere girdim. Burada. Hada, hadani. Hadani'dir, nedir? Müfrettir. Hada'yı buraya yazabilirsin. Hada müfret müzekker için kullanılır. Hada. Hada'nın tesniye müzekker için kullanılır. Ha ula'i veya sadece ula'ike veya ha ula ikisi de. Şurada ne demiş mesela? Ha ula'i demiş. Ha ula'i neresi için kullanılıyor? Cemi müzekker için. Hadihi. Hadihi burası içindir. Müfret ve müennes bir zamir bir ismi işarettir. Hatani tesniye müennes. Haulay cemi müennes. Kısacası Haulay hem e, hem müennes için hem de müzekker için kullanılan ortak bir kelimedir. Burada da verilmiş zaten bak. Hada hadihi hadani hatani haulay haulay aynıdır. Burada da var. Hada ne içindir? Lil müfred el müzekker. Müfred müzekker içindir. Hada. Hada veledün. Bu bir erkek çocuktur. Hadi ne için kullanılır? Müfred müennes için kullanılır. Hadihi bintun. Bu bir kız çocuktur. Hadani. Tesniye müzekker için kullanılır. Hadani veledani. Bu ikisi erkek, iki erkek çocuktur bunlar. Hatani tesniye müennes. Hatani bin Tani bu ikisi iki tane kız çocukmuş. Haulay hem cemi müzekker hem de cemi müennes için kullanılır. Ortak kullanma sahiptir denmekte. Mazi, muzari, zamir ve ismi işaret çekimine dair bir bakış yaptık. Tabi bunlar çok detaylı çekimler değildir biz daha detaylı çekimler yaptık. Nerede yaptık? Emsile, bina, maksut, izzi, merah. Ve tabi bunlar işlenirken fiil çekimleri de arkadaşlar dinlendi. Canlı yayın yaptık bunlarla alakalı. Bunlar video kayıt olarak saklandı e, Arapça isim fiil çekim kitapları var. Bunları kendilerine almalarını tavsiye ettik. PDF'lerini verdik ve bizlere fiil dinlettiler, isim dinlettiler. Yani biraz nedir bu iş? Yarım saatte halledilecek bir iş midir? Değildir ama üzerine düşerseniz yani oturup müfret, müzekere, gayet tesliğimizi buraya ezberlerseniz belki bir günde ezberlersin, belki beş günde ne kadar zaman ayırdığına ve önemsediğine bağlı. Bunu yaparsan bir e, altyapı oluşmuş olur. Çekime dair altyapı. Dersimizi burada tamamladık. Esen kalın.